Sayın izleyiciler, Türkiye'nin Sesi Gazetesi olarak Adıyaman Sincik ilçesinde Dilektepe köyünde muhtarımızın babası Hüseyin amca ve köy halkıyla söyleşi yapacağız. Muhtarımızın abisi Mahmut Kavlak da bizim memlekette Akçay'da askerlik yapmış. Evet. Nasıl memleketimiz? Çok güzeldi bizim zamanımızda. Çok da iyiydi. Şimdi gene 18 güzel. Ay kaldım. 18 ay evet. Ondan aynı sonra bir daha ziyaret etmeye gittim. Gittiğimde daha güzel olmuştu. Yeri de güzel. Sahil kesimi. Evet. Hem sahil hem dağ yaylası hem var. Hem yaylası var. Neresi oluyordu? İskenderun. İnsanı nasıl? İskenderun. Ben de gittim ya İskenderun. O zaman çok iyiydi. Evet, askerlere yine karşı yine iyi olmuş. Evet, her zaman. İyiydi. Evet. Kürtü vardı, Arabı vardı, Türkü vardı. Hepsi kardeş gibiydi. Her türlü milletten var arkadaşlar. Çünkü orada hepimiz bir vardı. Altı deniz. Ondan evet. Sonra üstü dağdı. Yukarı içi dağ. Dağ. Evet. Ben gitmişim. Evet. Hüseyin amca, evet. Nasıl geçti bu ömür? Kaç yaşındasın? Kaç yaşındayız? 87. 87. Allah uzun ömür versin efendim. Nasıl geçti ömür bu zamana kadar? Allah razı olsun. Ya her işi yaptım. Her işi yaptın. Ne yaptın mesela? Rehberlik de yaptım. Alışverişle yaptım. Hayvan alıp satımı yaptın. Ya. Evet. Türkiye'de kaç ili gezdin? Ben 87'yim. Ben onu değil mi? Evet. Yok yok. Yerler dedi Çan Bozarı Çağbi. Çan Bozarı Çağbi. Bozarı. Ankara'ya gittim. İstanbul'a gittim. Antalya'ya gittim. Çoğu yere gitti. Urfa'ya gittim. Urfa'ya gittim. Evet. Var bayağı bir. Amca ya, ya yenge sağ mı? Sağ. Teyze sağ. İyi. Allah uzun ömür versin. Kaç yaşında evlendin? 25 yıla ya. 25 yaşında mı evlenmiş? Geç evlenmişsin sen ya. Allah Allah. 25 yaşındayken evlenmiş. 25 yaşındayken evlenmiş. Evet. Benim yaş, ben de 25 yaşında evlendim. Demek ki Hüseyin amcadan aynı zamanda evlenmişiz arkadaşlar. Aynen. 25 yaşında. Evet. Kaç çocuk var efendim? Ne sayacak? 6 kız, 3 de oğlan. 5 kız evet. 5 kız işte oğlum. Evet Allah uzun ömür versin. Hepsine de selamlarımızı zaten burada erkek kardeş evlatlarıyla tanıştık. Bir tanesi Mahmut, bir tanesi de muhtarımız. Öbürünün ismi neydi? Abuzer. Abuzer. Evet. Bir tane Abuzer'imiz olacak. Abuzer Hüseyin. Adıyaman'a geldiğimiz zaman Abuzer ismi mutlaka herhalde bir tane koyacağız. Çünkü Abuzer Gaffar Hazretleri'nin burada türbesi var. Doğru mu? Hüseyin. Hüseyin amcamız. Hüseyin Karacı. Karacı evet. Karaca mı? Saçların beyaz olmuş Hüseyin amca. Vallahi olmuş. Babanın, ne babamın yeğeni. Babanın yeğeni mi? Evet. Aynen. Benim dayım. Halasının oğlu. He, halasının oğlu. Benim dayım. Evet, nasıl muhtarımızı yenilemişsiniz, köy muhtarı değişmiş. Neler bekliyorsunuz bu akrabanız aynı zamanda muhtarımızdan, aynen. Mehmet Bey'e? Neyini bekliyoruz? Çalışırsak köyümüz için hizmet bekliyoruz. Hizmet bekliyoruz. Sevgi, saygı. Evet, o mutlak arkadaşlar. Sevgi, saygı. Köyde birlik beraberliğin olması arkadaşlar. Yani hizmetin daha başlıdır. Sevgi, saygı her şey için. Evet. Şu araziyi de gösterelim Nermin Hanım. Güzel görüyorsunuz. Dümdüz arazi arkadaşlar. Bu ara sulu ara, buranın sulu tarıma kazandırılmasını istiyoruz. Yukarıda işte bu tarafta karları görüyorsunuz arkadaşlar. Dağların üstünde daha güzel bir kar. Nemrut Dağı orası. Nemrut Dağı. Nemrut Dağı'na da Ağustos ayında çıktık, güneş battı, battaniyeye sarıldık, üşüdük arkadaşlar. O kadar soğuk. Biz de diyorduk ki yani güneşin ilk doğuşunu seyredelim ama kalma şansımız olmadı. Donuyoruz, o battaniyeye sarıldık, çok soğuk. Karşımızdaki Haluk Dağı. Haluk Dağı, evet. Güzel mermer çıkıyor burada. Evet arkadaşlar, genç kardeşimize de bir şöyle... Erkimin, senin olan mı? Yok, bu da bizim yerimiz. O da sizin komşunun oğlu, evet. Fatih mi? Aynen, Fatih evet. Türkiye'nin Sesi Gazetesi'ni nasıl buldun efendim? Güzel abi, sıkıntı yok, gayet iyi, memnunuz. Halkın yaşadığı yerden halkın yaşantısını gösteriyoruz, köyünü oluyoruz, gösteriyoruz. Aynen, çünkü bu Adıyamanlımız genelde hep büyük şehirlerde çalışmaya gitmiş. Genelde İstanbul olmak üzere değil mi efendim? Çok, çok. Konfeksiyoncumuz çok. Konfeksiyoncusu çok arkadaşlar. Ama bu bölgede gerçekten mesela Kağıtta'da birçok tekstil fabrikası açılmış. Onun için işsizlik azal, işsizlik yok. Evet. İş arıyorlar. Sincik'te evet. De var. Sincik'te de açılmış. Var. Güzel. Arkadaşlar istihdam konusunda çalışmalar burada devam ediyor. Yani iş adamları güzel. İstanbul'da gitti, öğrendi, geldi memleketine, aynen. Ne yaptı? Bunu aynen uygulamaya evet koydu. İşsizliği azalttı. Çok şükür. He. Ne iş yapıyorsun köyde? Ben köyde çalışmıyorum da gurbette çalışıyorum abi. Gurbette neredesin?
bilir geziyoruz abi. Türkiye'nin her yerinde. Ne iş yapıyorsun? Şantiyede çalışıyorum, makine operatörü. Makine operatörü. Aynen. Evet. Allah kuvvet versin efendim. Allah razı olsun. Bir haftadır. Kocaeli'de mi? Evet. Sakarya'da. Evet. Sakarya'dan yani. Evet arkadaşlar, böyle bir söyleşi yaptık. Sincik Dilektepe köyü muhtarımızın babasıyla ve kardeşiyle, köy halkından vatandaşlarımızla. İnşallah bu köyümüzün de eksik hizmetleri tamamlanır diyoruz. Türkiye'nin her bir köşesinde yaşayan Dilektepe'li kardeşlerimize de selamlarımızı iletiyoruz. Saygılar. Eyvallah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.